Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir oyun incelememizde daha beraberiz. Bu seferki oyunumuz Assassin's Creed Syndicate. Daha önce Assassin's Creed'in Unity adlı oyununa kısa bir inceleme yapmıştık. Şimdi ise hep beraber Syndicate için ufak bir inceleme gerçekleştireceğiz. Şu anda oyuna başladım. Gördüğünüz gibi mekanımız gene muhteşem görünüyor. Grafiklerimiz çok başarılı. Işık efektlerimiz de yine öyle. Oyuna gerçekçilik hissi bayağı katıyorlar. Assassin's Creed oyunları arkadaşlar tarihin farklı dönemlerinde geçmesiyle bilinir. Unity'de daha önce Fransız devrimi dönemlerinde oyunumuzu oynamıştık. O dönemin tarihi yapılar arasında hikayemiz için koşturmuştuk. Şimdi ise dönemin Londra'sı, işte yine sanayi devrimi, işçiler, yine bu tarihi yapılar, döneme ait tarihi yapılar. Bu dönemde dumanlar daha fazla tutuyor sanayi devrimi olduğu için. Şu gördüğünüz karakter ise oyunumuzun DLC'si olan Jack the Ripper'a ait. Bence Assassin's Creed oyununun en iyi DLC'si diyebilirim. Jack the Ripper, namı değer karın deşen Jack. Yani birçok kitaba ve filme de konu olmuştur. Çok güzel bir DLC. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok fantastik. İşte kimsesiz kadınları ve hayat kadınlarını kendine kurban seçen cani bir adamı konu alan bir DLC diyeyim size kısaca. Oynamanızı tavsiye ediyorum. İşte oyunumuza şöyle kısaca bakalım arkadaşlar. Grafikler dediğim gibi çok başarılı. Modellemeler de öyle. Yine aksiyonumuz bol bol var. Unity'den oyunumuzun farkı nedir diye sorarsanız. Önce grafik olarak birbirlerine çok benziyorlar. Belki çok ufak tefek iyileştirmeler olmuş olabilir. Ama ikisinin de grafiği gerçekten çok güzel hazırlanmış. Çok gerçekçi bir atmosfer size sunuyor. Oyunda at arabaları var gördüğünüz gibi. İtfaiyeyi bile at arabaları çekiyor. İşte mahkumları at arabaları taşıyor. At gücünden bu dönemde bayağı faydalanılıyor. Fakat işte aksiyon sahnelerinde at arabaları kullanırken arkadaşlar, atlar birbirine bir tank edasıyla çarpışıyor. Bu biraz abartılı olmuş. Hani bir oyun diyeceksiniz, bu kadar da olur. Tabii ki olabilir ama işte böyle güzel ve gerçekçi ortamlar size sunduklarında o tarz abartılar çok fazla hoşuma gitmiyor benim. Daha farklı bir şey düşünülebilir miydi? Bilmiyorum ama oyuncular tabii ki oyun programcıları tabii ki her şeyi düşünüyordur. Oyunumuzda yine her yere tırmanabiliyoruz. Hatta şöyle yapıların altına geldiğimizde R tuşuna bastığımızda arkadaşlar böyle yerlere çok hızlı bir şekilde halat kullanarak çıkabiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde karakterimiz yine bir örümcek edasıyla her yere tırmanabiliyor arkadaşlar. Karakterler güzel çizilmiş yine ve üzerlerinde bulunan kostümler evet, şöyle ineyim aşağı. Evet. Dediğim gibi karakterlerimiz güzel tasarlanmış. Üzerlerindeki kostümler çok başarılı. Dönemin havasını çok güzel yansıtıyor. Bu oyundaki farklılıklardan bir tanesi Unity'ye göre çok daha fazla düşman var arkadaşlar. Her köşe başında çeteler bulunuyor. Yeri geldiğinde bir anda etrafınızı bayağı bir düşman sarabiliyor. Bu yüzden oyun yapımcıları karakterimize bazı dinamikler eklemiş. Mesela şöyle menüden size gösterecek olursam şurada Fear Bombs dediğimiz korku bombası var. Bunu kullanarak böyle çok fazla düşman saldırılarını püskürtebiliyoruz. Yoksa dövüşerek bunu püskürtmemiz bayağı zor olacak bizler için. Zaten düşman sayısının yüksek tutulması herhalde ki bu tarz dinamiklerin kullanılmasını oyuncuya yaptırmaya çalışıyorlar. Onun haricinde dediğim gibi bir takım karakterimizin animasyonlarında da değişiklik var. Dövüş sahnelerinde bayağı detaylı animasyonlar eklenmiş sevgili arkadaşlar. Evet, yine böyle hızlı şekilde düşmanlara saldırabiliyoruz.
Mesela şu şekilde arabaların arkasına gelip içine girebiliyoruz ve düşmanlardan saklanabiliyoruz. Baktık olmadı sevgili arkadaşlar. Aracın şu şekilde öne geçeceğim herhalde. Pardon. Şu şekilde aracın kontrolünü ele geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi at arabalarını da kullanabiliyoruz. Space tuşuyla bir nevi araca nitro takmış gibi hızlandırıyoruz. Ama dediğim gibi çarpışmalar çok ağır bir şekilde olabiliyor. Yani nitekim hayvan kullandığınız için daha estetik durmasını düşündüm ben bir an. Çünkü böyle kalıp gibi çarpışıyorlar. Ama belki de bu oyunu başka kurtaramazlardı. Bu şekilde yapmak zorundaydılar. Ama olsun, bu da bir farklılık katmış oyunumuza. Arkadaşlar, Assassin's Creed Syndicate başarılı bir yapım. Aksiyon oyun severleri ve Assassin's Creed fanlarına mutlaka öneririm. Zaten onlar ben demeden de mutlaka bu oyunu koleksiyonlarına katacaklardır. Oyunumuzun kısa incelemesi bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir başka oyun incelememizde görüşmek üzere. Herkese bol oyun günler, eğlenceli dakikalar dilerim. Hoşça kalın.